Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere kasap dükkanından yayın yapıyorum. Abimin dükkanından daha doğrusu, o kendisi kasap. Bugün ben sizlere ondan sucuk tarifi alacağım. O etini yavaş yavaş parçalıyor. Ne kadar et var İsmail abi burada? Var, 10-15 kilo var. Aha. 10-15 kilodan mı yapacağız şimdi sucuk? Bu kaburga mı oluyor hayvanın kaburgası? Elle diye kaburgada zaten öyle. Büyük mayla sucuk buradan oluyor değil mi? Hı hı. O etini parçalasın. Artık yavaş yavaş kıyma makinemizin yanına geçeceğiz. Size güzel bir sucuk tarifi vereceğiz. Senin tatlı olsun bakalım İsmail abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Etimizi abim parçaladı. Şöyle Nehir geri gel. Yakınla gel. De göstereyim şöyle. Bu kaburga etiydi değil mi? Hı hı. Biz bunu şimdi kıyma makinesinden geçireceğiz. Burada da sarımsak var. 100 gram kadar anca herhalde. 100-150 gram kadar. Hadi başlayalım bakalım. Kıymamızı şöyle göstereyim. Makineden geçirdi abim. Şu an bunun baharatlarını katacak. Gene de onu katarken sizlere göstereceğiz. Şu an baharatlarımızı karıştıracak abim. Sadece isimlerini söyleyecek. Çünkü meslek sırrı olduğundan ne kadar kattığını söylemiyor. Sadece ne kattığını söyleyecek. O ne İsmail abi? Bu acı toz. Acı kırmızı toz biber. O şu an tartarak katıyor. Kim yok? Tatlı toz. Bu da tatlı toz kırmızı biber. Bu da karabiber herhalde. Hı, bu da karabiber. Bu da mı acı? Acı. O da kırmızı pul biber, o da acı. Bu da tuz. O da tuz. Hepsini harmanlayacak. İyiceğim karıştı.
şöyle hepsini geçeyim. Harmanladı şu an. Kıymanın üzerine ilave edecek. Videomuzu nehir çekiyor gene. Evet. Yeğenim. Kedi de etin kokusunu aldı. Zaten bizim mahallenin kedileri çok fazla. Evet, 8-10 evet. Tane kedi var mahallede. Yani et kokusunu alıp geliyorlar benim yerine. Bir de kışın aç kalıyorlar hala. Hı hı. Ya ev ev dolaşıyorlar artık, nerede ne kim verirse yiyorlar. Evet. Şimdi kendim baharat hazırladım ben. Paçal yaptım, karıştırdım. Hazır organik baharat yani. Yani şimdi bakıyorum ben, toz sarımsak kullanıyorlar. Bizim kendimiz üretimiz sarımsak, kendi hayvan kesimi. Onun için yani hijyenik ortamda sucuk yoğurmaya başlıyoruz yani. Evet, ben şöyle göstereyim. Ben gezin şöyle. Önce karıştıracağız, sonra yumurcan herhalde. Evet. Önce bir harmanlaması gerekiyor. Bizim bu baba mesleği, benim babam da kasaptı. Abim kasap, öbür büyük abim o da kasap. Benim oğlum o da kasaptır, kasaplık yapmıyor. Bunu iyice özleştirmesi lazım. Güzelce yoğurması lazım. Hamur gibi yani. Yoğurması da öyle kolay değil aslında. Evet, zor hamur oluyor. Hamur gibi kolay değil. Çünkü kıyma ne kadar şimdi olsa. Özleşinceye kadar yoğuracağım bunu yani. Sakız gibi olacak yani. Sucuk yağsız olursa güzel olmaz. Biraz yağlı olursa güzel olur. Tabii çok yağlı olunca o zaman da güzel olmaz. Onu da denk ayarlamak gerekiyor. İşin püf noktası yoğurma, malzeme. Hamur yoğurmadan daha zor bu. Değil mi? Hamur yumuşak oluyor. Burada minnoşlar var. Etin kokusunu aldılar. Şöyle bir tanesini göstereyim. Bir tane de şurada solumda var. Et bekliyorlar. Bir tane de burada var. Köpek kimin? Mahallenin mi? Burada da sevimli bir köpek var. Birkaç tane böyle küçük boy köpek var da bu tarafta. Evet. Efendim? Ne kadar? Sucuk hamurumuz yoğruldu. Ben kısa tuttum. Hani sıkıcı olmasın diye abim bunu bir yarım saat falan yoğurdu. Bunu biz 2 saat dinlendiriyoruz şu an. Az kaldı. 1,5 saat falan oldu. Bunun emişlemesi lazım. Lezzetli olması için dinlenmesi lazım. Bir yandan da şöyle gel Nehir, onu baban anlatsın. Evet, ben şöyle geleyim. Şimdi bağırsaklarımızı ıslattık. Hazır durumda gelmiş oldu yani. Birazdan zaten makineye vereceğiz. Makinede doldurum yapacağız yani. Yumuşadı şu an bağırsaklar. Evet. Sucuğumuzu bayağı bir 2 saatli beklettik alışması için. Şimdi de toparla getiriyoruz. Makineye vermemiz için kolay olsun diye yani. Böyle top top olunca makineye gerçekten vermesi daha kolay oluyor. Zaman kaybını önlüyor. Evet arkadaşlar, biz hijyenik ortamda yapıyor abim. Gördüğünüz gibi elinde eldiven var. Ağzında da maske var. Sucuk itinayla hijyenik şartlarda yapıyor. Top halinde elindeki sucuğu şu an bir top buraya makineye koydu. Nehir yakından geç istersen. Evet, içine bastık biraz. Hı-hı.
Şöyle. Artık şimdi, öbür topu da koyacak. Bağırsağın içine doldurmaya başlayacak. Bağırsaklarımız da yumuşadı. Şöyle gösterin. Evet. Bu ne bağırsağı İsmail abi? Yine dana, dana bağırsağı. Dana bağırsağıymış. Hadi başlayalım bakalım. Sucuk buradan çıkmaya başladığı zaman bağırsağı takacak. Ben şöyle yakına geleyim. Başlangıcı bu şekilde oluyor. Sucuğu da gerçekten lezzetli oluyor. Çevre köylere falan satmaya gidiyor. Beğeniyorlar sucuğunu da. Doğal olduğu için. Asıl zor kısmı da zaten bu bağırsağın kayıp kaçmaması gerekiyor. En zor yeri de burası. Çünkü aralarda boşluk oluşabiliyor. O da sucuğun daha çabuk bozulmasına sebep oluyor. Bağırsağı buraya geçirdi abim. Komple tam ucuna kadar. Şu an makineyi çalıştıracak artık. Bağırsağı hamurumuz girecek. Tüketemeyiz. Şöyle hemen. Kangal falan geliyor herhalde. Burada 3 ya da 4 kangal falan çıkar. Abim şu an bağırsağı sucuğu dolduruyor. Hamuru daha doğrusu. Bu işlem de biraz zor. Hem hamur sucuğu makineye atması lazım. Hem burayı da elinle ayarlaması lazım. Bağırsakta hava kalırsa bağırsak patlar. O da güzel olmaz. İkisini de kontrol altında tutması lazım. Şöyle göstereyim sucukları da. Bayağı da çıkacak herhalde. Şu an sucuklarımızı biz bağırsağa bastığım daha doğrusu bağlama işlemine geçiyor. Bunları sımsıkı bağlaması lazım hava almaması için. Hava alırsa sucuk bozulur. Nereye yakın gel istersen. Şöyle. Fazlalıkları da hamur sucuk olacak. Onları evet, kendileri tüketirler artık. Kedi dayanamadı sucuğun kokusuna. Sucuk da gerçekten mis gibi koktu. Onlar bayram ediyor zaten. Sucuk oldukça burada. Evet, babamın her iki elinde de eldiven vardı. Ancak ilk kangalları bağlarken eldivenin ikisi de olması işine engelledi. O yüzden eldivenin birisini çıkardık. Bu şekilde bağlamaya devam ediyoruz. Ben şöyle yakından da göstereyim bağlanmasına. Bu arada dışarıda da kedilerimiz, köpeklerimiz. Kokuya geldiler. Aynen öyle. Aynen. Mis gibi de koktu gerçekten. Çiğ hali bile mis gibi koktu. Zaten hala sucuk baharatta piştiği için uzun süre bekletildiği zaman çiğ çiğ de yenebiliyor. Evet. Ama tabii böyle tazeyken yenmiyor. Kuru olması gerekiyor. Evet. Bilince tabii 5 dakikada bağladım ama ben bunu uğraşsam 1 saatte bağlayamam. Bağlaması zor ya. Ben de bir kez denemeye kalktım ama yapamadım. Bana zor geldi. Herkesin kendi mesleği. Şöyle ben tepeden kangalları göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu an 8.'yi bir tane daha bağlayacak. Bağlıyor. 9 kangal.
alacak sanırım bu ip. Evet. 9 kangal alacak. Şöyle. Şimdi bunu dışarıya güneşe alacağız. Güneşlenmesi gerekiyor çünkü. Havalanması gerekiyor. Evet. Kedi, de kedi ve köpeklerin yetişmemesi için de şöyle yapıyoruz. Bu şekilde bir süre bekleyecek güneşte. Evet arkadaşlar, abim sucuklarını bağladı. Bizim sucuk doldurma işlemimiz bitti. Canımız istedi, hem de tadına bakalım dedik. Şöyle küçük tüpte tavada sucuğumuzu da yaktık. Şöyle nehir gel, nehir yakınıma gel, nehir gel dedim. Konuşamadım gene. Mis gibi de koktu gerçekten de. Aynen, kokusu insanı mest ediyor. Evet. Şu an bir an önce yemek istiyorum. Biz bunun hem tadına bakacağız şu an, hem de yiyeceğiz. Artık burada videomu sonlandırmak istiyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bana abone olmayı unutmayın.